Silahlan artık ey deniz. Şanlı dostlar geliyor. Ummanlara hükmeden Barbaroslar geliyor. Baş koymuşuz uğruna biz. Suriye'nin Hariciye kasabasında Akidat aşireti ve Bekir aşireti mensuplarıyla terör örgütü PKK arasında günlerde çok şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Buradan yeni görüntüleri görmektesiniz. Adeta bir savaş yaşanıyor. Akidat aşiretinin Ebu Cemil kolu da bu bölgede terör örgütü YPG PKK'ya savaş ilan etmiş durumda. Çeşitli görüntüler paylaşılıyor. Daha sonrasında Deyrizor bölgesinde Arap aşiretler tamamıyla terör örgütü PKK'ya karşı savaş ilan ederken Deyrizor'un kuzeyinde İzba kasabasında bir grup PKK'lı teröristin esir alındığı yönünde de bölgeden görüntüler paylaşılıyor. Yine bölge medyasına göre şu haberler paylaşılmış. Deyrizor'da El Bakara aşireti mensupları da terör örgütü SDG'ye karşı genel seferberliği duyurdu. Bu bağlamda yine bölgeden çok sayıda görüntü paylaşılıyor. والصلاة والسلام على رسول الله نحن ثوار عشائر دير الزور العقادات والبقارة والقبائل الأخرى. Detayları aktaracağız. Ülkemizin kurtardığı Afrin kırsalında da Anap cephesinde Suriye Milli Ordusu'yla terör örgütü PKK arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken Deyrizor'daki Arap aşiretlerle dayanışma amacıyla ülkemizin kurtardığı Tel Abyad'da bulunan Doğu bölgesinde de halk alarm ve hazırlığa geçti şeklinde paylaşımlar yapılıyor. Deyrizor'da şiddetli çatışmalar var. Deyrizor kırsalında terör örgütü PKK ve YPG'den kurtarılan bazı bölgelerde Suriye devriminin bayrağının dalgalandığı ifade edilmiş. Deyrizor'un doğu kırsalında El Basira köyünün sakinleri lastikler yakıyor ve terör örgütü PKK'nın bölgeye takviye yollaması için yolu kapadıklarını duyurdular. Ardından Deyrizor'un kuzey kırsalında Ezbe kasabasında çok sayıda teröristin vurulduğu yönünde yayınlayamayacağımız ceset görüntüleri paylaşılıyor. Yine Deyrizor'un kuzeyinde Elizba kasabasında Arap aşiret halkının terör örgütü YPG PKK'ya ait Hammer tipi zırhlı bir aracı imha ettiği ve 3 askeri aracı da ele geçirdiği, çok sayıda örgüt mensubunu da canlı olarak yakaladığı belirtiliyor. Beni Kays yani Cez kabilesi de PKK'ya karşı savaşan Deyrizor'daki Arap aşiretlere destek açıklaması yapıyor. Tüm aşiretlerin bu bölgede PKK'ya karşı ayaklandığını şu an itibariyle söyleyemeyiz. Bazıları tarafsız kalacaklarını duyurdular. Halep'in güney kırsalında El Hız Dağı bölgesinde yaşayan Arap aşiret ve bazı kabile mensupları PKK'ya karşı savaşan Deyrizor'daki Arap aşiretlere destek mesajı paylaşıyor. Ardından İdlib ve Halep'in kuzeyinde en büyük Arap kabilesi Ben Halet kabilesi de terör örgütü YPG PKK'ya karşı genel seferberlik ilan eden Deyrizor Arap kabilelerine desteklerini açıkladılar. Halep, Humus, Hama ve İdlib'de aşiret önderleri Deyrizor'da başlayan PKK'ya karşı Arap direnişini desteklediklerini duyuruyorlar. YPG'li PKK'lı teröristlerin Deyrizor'un kuzeyinde Ezbe kasabasına gönderdiği militanlardan 15'inin esir alındığı da daha sonrasında duyuruldu. Bölgede sıcak gelişmeler var, çok sayıda çatışma yaşanıyor. Olaylarla ilgili teröristlerin yanlısı Suriye İnsan Hakları Gözlemi ve şu haberi paylaşıyor. Deyrizor'da SDG kontrol noktasını hedef alan saldırılar, QSD ve aşiret mensuplarından 12'ye yakın ölü var. QSD saldırganlardan 3'ünü yakaladı şeklinde haberler paylaşılmış. Kısacası Suriye'de yıllar sonra teröristlerin işgal ettiği bölgede Arap aşiretler tarafından bir direniş başlatılmış durumda. Bakalım ne kadar direnebilecekler. Bilindiği gibi Amerika bu bölgede zaten teröristlere destek sağladığı için bu direnişin zor olduğu ifade edilse de yine de teröristler ne kadar kayıp verirse versin o kadar kârdır mantığıyla diğer gelişmeleri aktaralım. Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş geçen günlerde İstanbul'a kaçmıştı. İstanbul'dan da Londra'ya kaçtığı ortaya çıktı. Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş'un Türkiye'ye kaçtığını ilk olarak paylaşan Libya Haber Kanalı El Vasat bugün yeni bir bilgi paylaşıyor. Necla'nın İstanbul'dan Londra'ya kaçtığı duyuruldu. Kendisi İsrail Dışişleri Bakanı ile görüşmüştü. Linç edilmemek için Libya'dan kaçmış durumda. Yine Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ülkesinin Ukrayna'ya askeri, siyasi ve insani alanlarda destek vereceğini söyledi. Colonna, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile Paris'te ortak basın toplantısı düzenliyor. Daha sonrasında ise gazetecilerin sorularını yanıtladı. New York Belediye Başkanı Eric Adams, şehirdeki camilerde cuma vaktinde Ramazan ayında
bayramlarda, iftar saatinde ezan sesinin dışarıya verilmesine izin verdiğini açıklıyor. Adams tarafından düzenlenen basın toplantısında bürokrasiyi ortadan kaldırıyoruz. Açıkça söylüyoruz ki herhangi bir camideyseniz cuma namazı ezanını daha güçlü duymak için başvuruda bulunmanıza gerek yok açıklaması yapılmış. Daily Mail'da şu haber paylaşılıyor. İngiliz medyasına göre uçak kazasında Wagner lideri Prigozhin ölmedi, ölen ikiziydi. Wagner lideri şu an hayatta ve Putin'den intikam almak için planlar yürütüyor haberi paylaşılsa da. Diğer bir haberde ise Wagner'in kurucusu Yevgeni Prigozhin'in cenaze töreninin dışarıya kapalı bir şekilde Petersburg'daki bir mezarlıkta yapıldığı ifade edilmiş. Prigozhin'e ait Concord adlı şirketten yapılan açıklamada 23 Ağustos'ta Tver bölgesinde özel jetin düşmesi sonrasında Prigozhin'in cenaze törenine ilişkin bilgilere yer veriliyor. Bir diğer haber, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'le bir araya geldi. Külliyedeki baş başa görüşme basına kapalı gerçekleşirken herhangi bir açıklama yapılmıyor. İspanyol Futbol Kulübü Barcelona, Kırgızistan'ın Celalabad kentinde futbol akademisi kurdu. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov, Barcelona Kulübü Başkanı Laporta'nın da katıldığı açılış töreninde açıklamalarda bulunurken, Japarov ülkede futbolun gelişmesini sağlayacak altyapı çalışmalarına hız verdiklerine dikkat çekiyor. Barcelona Kulübü Başkanı Laporta ise akademinin ikincisinin temelinin yarın Bişkek'te atılacağını da not düşüyor. Yine Rusya'nın birçok şehri gece saatlerinde Ukrayna yardımcılar tarafından saldırıya uğradı. Moskova'da Vnukovo Havalimanı'nda hava sahası kapatıldı. Tula bölgesinde Moskova'nın bir kısmında Ryazan'da, Kaluga'da büyük saldırılar oldu. Bryansk, Tula ve Peskov'da bazı askeri havalimanlarına saldırılar yapıldı. Ukrayna'nın bugüne kadar Rusya topraklarına düzenlediği en yoğun saldırılardan bahsediyoruz. Prenses Peskov'da Rus askeri üssünde bulunan 4 adet İlyushin-76 uçağının hasar gördüğü iddia ediliyor. Bu üs Ukrayna sınırından yaklaşık olarak 725 km uzaklıkta bulunuyor. Rus güvenlik birimlerine göre drone saldırısının Estonya'daki Ukrayna yanlısı bağımsız gruplar tarafından yapıldığı ifade edilirken Ukrayna'nın İHA'larla burayı vuracak yeteneği olmadığı belirtiliyor. Ukrayna'nın Peskov bölgesiyle coğrafi sınırı yok. Bu insansız hava aracı saldırısının doğrudan Ukrayna topraklarından 690 km derinlikte Estonya sınırında olduğunu da not düşelim. Dolayısıyla Rus askeri tesislerine yapılan bu İHA saldırısının muhtemelen Estonya'yı da savaşa dahil etmek için yapıldığı notu düşülürken Libya'ya gidiyoruz. Protestocular ülkemizin desteklediği Suriyeli paralı askerlerin konuşlandığı Trablus Polis Akademisi'ne girmeye çalışıyor şeklinde haberler paylaşılmış. Videonun sonunda bazı Suriyeli paralı askerler protestocularla iletişim kurmaya çalışıyor. Pakistan ordusu Tacikistan askeri işbirliğini görüşmek üzere Müşterek Kurmay Başkan Komitesi Başkanı General Sahir Şamşat Mirza'yı Tacikistan'a yolladı. Irak Başbakanı Muhammed Chia Es-Sudani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüştü. Irak'ta ölen Fransız askeri için başsağlığı diledi. Irak'a verilecek radar sistemleriyle görüşüldü. Sudani ayrıca Irak'ta terör örgütü DAEŞ'e karşı operasyonda hayatını kaybeden Fransız askeri için başsağlığı mesajını paylaşıyor. Bu haber de bu şekilde. Yine Stockholm Ekonomi Üniversitesi savaşın Ukrayna için büyük bir sorun olduğunu söylüyor. 2023 nüfus piramit çalışması bağlamında 20 ile 30 yaş erkek kaybının Ukrayna'da %55'e vardı ve genç nüfus için sorun olduğu ifade ediliyor. Bu oran ise Rusya'da sadece %10. Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı'ndan heyet terör örgütü YPG-PKK ile görüşmek için Suriye'ye gitti. Ziyaretin sonunda DAEŞ terör örgütüne katılan 30 kadın ve 64 çocuk Kırgızistan heyetine teslim ediliyor. Karabağ'da Ermeniler içindekilerin Rus askeri üniforması giymiş olmasına rağmen Azerbaycan askeri olduğunu düşündükleri bir grup Rus devriye aracına fiziki olarak saldırı düzenlettiler. Öfkeli kalabalık ikna olmadığı için Ruslardan pasaportlarını vermelerini isterken bir askerin fotoğrafı paylaşılıyor. Son dakika şeklinde paylaşılmış işgalci Rusya sözde barış gücü Azerbaycan'ı kınıyor. Temas hattı boyunca Şuşa bölgesinde Azerbaycan ateşkesi ihlal ettiği yalanına başvurulurken yaralanma yok, olay araştırılıyor açıklaması yapıldı. Kasım 2022'den beri ateşkesi ihlal eden taraftan bahsetmeyi bırakmışlardı. O zamandan bu yana ilk kez Azerbaycan'ı suçluyorlar. 6 yaşındaki Filistinli bir çocuk bir köyde koyunları otlatırken İsrail polis tarafından gözaltına alındı. İran'ın Hümeyni Uluslararası Havalimanı'nın inşası için Çin'le 2,5 milyar sterlinglik anlaşma imzaladığı duyuruldu.
Havalimanının inşası oldukça önemli. Burada bu şekilde bir haber paylaşılıyor. Yine Buk M3 hava savunma sisteminin çok nadir kullanılan Rus 9S-36M radarının Ukrayna kuvvetleri tarafından imha edildiği duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya 250 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketi açıkladığı da duyuruldu. Kremlin'in daha sonra Kadirov'u öldüreceği haberi Alman medyası Bild'de paylaşılıyor. Alman basını Kadirov'un uzun süredir Prigojin'in müttefiği olarak kabul edildiğini ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanı'na karşı yaptığı açıklamalardan sonra sıranın kendisine geleceğinden endişe duyduğunu ifade ederken, Moskova Şehir Mahkemesi Igor Strelkov Girkin'in gözaltından serbest bırakılmasını da reddediyor. Bir diğer gelişme, Libya'da darbeci Marşal Hafter destekçileri ve silahlı müfrezeler Amerika ve Fransa'nın Nijer'e yapacağı operasyona destek için Çad sınırına yığılmaya başladı.